Vakıf okuma esnasında durmayı, secavent ise durma konusunda kullanılan işaretleri ifade eder. Vakıf kelimelerde nasıl durulacağını ve durma yerlerini içermektedir. Kelimelerde nasıl durulacağını özetlemek gerekirse, durulacak kelimenin sonunda tek hareke varsa cezim ile durulur. Mesela, halaka kelimesinde halak e'lemu kelimesinde e'lem el kütübü kelimesinde el kütüb olarak durulması gibi. Durulacak kelimenin sonunda cezim varsa olduğu gibi okunarak durulur. Mesela üktüb kelimesinde yine üktüb olarak eslih kelimesinde yine eslih olarak vestabir kelimesinde vestabir olarak durulması gibi. Durulacak kelimenin sonunda iki üstün varsa bir elif miktarı uzatılarak durulur. Mesela eheden kelimesinde eheda, rahimen kelimesinde rahime, şetatan kelimesinde şetata, binaen kelimesinde binaa olarak durulduğu gibi. Yuvarlak ta harfleri bu kurala uymamaktadır. Onlar da ha sesi ile ve cezim ile durulur. Durulacak kelimenin sonunda iki esri veya iki ötre varsa yine cezim ile durulur. Mesela şecerun kelimesinde şecer vahidin kelimesinde vahid faslun kelimesinde fasl olarak durulmaktadır. Aynı şekilde eyyamin kelimesinde eyyam suhufin kelimesinde suhuf hulukin kelimesinde huluk olarak durulmaktadır. Durulacak kelimenin sonunda uzatma harfi varsa uzatılarak durulur. Mesela Musa vahşavni ma'ana yuha emrana hatu amilu kelimelerinde durulduğu gibi. Okurken durulabilecek yerleri ise şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle her ayet sonu müstakil olarak durulabilecek yerlerdir ayet içinde durmayı ifade etmek amacıyla yer alan ve secavent denilen harfler varsa onlar dikkate alınarak durulur. Durma işareti olmaması halinde nefes daralırsa mana bozulmayacak şekilde uygun yerde durup nefes alınır. Sonra biraz geriden başlayarak okumaya devam edilir. Okumada ayetin içinde veya sonunda durulabilecek yerlere işaret etmek için kullanılan küçük harflere secavent denmektedir. Şimdi bu harfleri ve anlamlarını görelim. Mim, durmanın gerekli, lazım olduğuna işaret eder ki böyle yerlerde durulması gerekir ve daha sonra gelen kısımdan başlanarak devam edilir. Bu işaretin olduğu yerde durmadan geçilirse mana bozulur. Da, durmanın mutlak olduğuna işaret eder ki Böyle yerlerde durulur ve daha sonraki kısımdan okumaya başlanırsa mana daha güzel olur. Cim durmanın yapılabileceğini işaret eder ki böyle yerlerde durmak da geçmek de mümkün olmakla birlikte durmak daha uygundur. Zay durmak yerine geçmek daha iyidir. Sad nefes daraldığında durmaya müsaade edilse de Nefes daralmayınca geçmek daha uygundur. Kaf Bazı alimler bunun bulunduğu yerde durulabileceğini söylemekle beraber geçmenin uygunluğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu harf geçmenin daha iyi olduğuna işaret eder. Dıf dur demektir ki bu işaretin olduğu yerde uygun olan durmaktır. Kaf bir önce geçen işaretin hükmünün geçerli olduğunu ifade etmektedir. Ayn, bazı ayet sonlarında olup, daha önce başlayan bir konunun mana itibariyle tamamlandığını, durmak için en uygun yer olduğunu ifade eder. Aynı zamanda, hatim ile namaz kılanların bu işaretlerin olduğu yerde rükua varmasına işaret eder. La teqif, durma, demektir ki, bulunduğu yerde durulamayacağına işaret eder. İki tane üç nokta bulunduğu yerlerde iki tane gelen bu üç noktadan sadece birisinde durulur. Birincide durulursa ikincide durulmaz. Birincide durulmazsa ikincide durulur. Bu işaret ayetin ortasında da sonunda da bulunabilir. Vakfı muaneka denilen bu üç noktalar tek başına değil. Duruş harflerinden birisiyle birlikte yazılır. Örneğin ta 3 nokta, 3 nokta, la elif 3 nokta, cim 3 nokta.